Beni deistliğe iten şey camiden ilk başta cemaat kovması oldu. Camiden mi kovuldun? Kovuldum. Dövmen olduğu için falan tabii mıydı? Tabii ki oydu. İnsanların hatalarını bir kenara bıraksak, Kur'an-ı Kerim'in ne dediğine baksak daha güzel olmaz mı? İslam dini hakkında gerekli bilgilerin hepsine sahibim. 29 kez hatmettim ben. Allah'a karşı hiçbir zaman sırtımı dönmedim ben. Ben umudumu kaybettim. Neden peki? İnsanlar yüzünden. İşte açıklayamayacağım şeyler var. Umudunu nerede kaybettin? İlk sözümü kaybettim de. İlk sözümü kaybettim de. YouTube'da yayınlamada sorun olur mu? Herhangi bir sıkıntı yok. Bugünkü konumuz yine inançlarla alakalı. Senin inancın nedir? Ben deistim açıkçası. Tabii beni deistliğe iten şey Müslümandım. Camiden ilk başta cemaat kovması oldu. Camiden mi kovuldun? Kovuldum. Cuma namazına mutakipte katılacaktım ve cemaat beni kovdu. Ondan sonra tabii hiç tartışmaya meal vermeden, tansiyon hastasıyım ayrı zamanda. Tansiyonum çıktı ve hiçbir şey söylemeden geri çekilmek zorunda kaldım. Peki sonra, neden böyle bir olay yaşandı? Yani ne oldu da kovdular? Kendinden gibi gözükmeyenleri yadırgamak, onları uzaklaştırmak. İslam dini hakkında gerekli bilgilerin hepsine sahibim. 29 kez hatmettim ben. İncil, Tevrat, Zebur'u Latince okudum. Ama benim buradaki deizmi sorgulamak falan değil mevzu. Şu andaki hayat gidişi ve insanların psikolojisine bakaraktır açıkçası. Bu camiden kovulma görüntünle alakalı mıydı? Hani dövmen olduğu için falan tabii mıydı? Ki. Tabii ki oydu. Ama bir Athena gibi bir adam abdestini alıp Cuma'ya katılsa, tanındığı için, sanatçı olduğu için kimse geri çevirmez. Ama bizim gibi tanınmamış, böyle serkeş mi görüyorlar ne bilmiyorum ama hata. Tabii bu arada şunu da söyleyeyim, Allah'a karşı hiçbir zaman sırtımı dönmedim ben. Ona inancımızı tamamıyla kaybetmedik. Sadece kullarını kaybettik. Ha, gerçekten belli yani. Hani samimiyetin gerçekten görünüyor. Onu hissettirebiliyoruz. Şunu soracağım ama. İnsanlar hata yapabiliyor. Şöyle düşünsek. İnsanların hatalarını bir kenara bırakıp bilginin kendisine, kaynağın kendisine odaklansak daha güzel olmaz mı? Mesela şöyle bir örnek düşünelim. Bir hastanede diyelim ki bir tane doktor gelen hastaları ameliyatta bile bile öldürüyormuş. Bir sürü hastaya bilerek zarar vermiş. Şimdi biz doktordan mı soğuruz yoksa tıp kitaplarından mı? Kişilerden soruruz biz. Sıfatlara yani, bağlıyız. Her zaman sıfatlarız. Tıp kitapları burada suçlu değildir. Doktor suçludur deriz. Doktoru bir kenara bırakırız ama tıp kitaplarını araştırmaya devam ederiz. Aslında bu örnek de buna benziyor. Yani şimdi Müslümanlar hata yapabiliyorlar. Seni mesela camiden kovmaları bir hata. Samimiyetle yaklaşmak lazım. Çünkü sen Müslüman olarak zaten oraya gitmişsin. İnsanlar hata yapabiliyor. Müslüman da olsa hata yapabiliyor. Aynı o doktor örneğindeki gibi. İnsanların hatalarını bir kenara bıraksak, Kur'an-ı Kerim'in ne dediğine baksak daha güzel olmaz mı? Yani İslamiyet'ten çıkmaya gerek yoktur diyorum. Yok. Şimdi şöyle diyeyim. Şimdi günümüz çağında yobazlaşmış insanlar da var. Bunları da görüyoruz. Burada hatalar yapacağız. Ben hani o kısmını biliyorum. Benim yaptığım hata benim cehennemim olacaksa zaten bu hayatta cehennemi yaşadım. Öbür dünyada da Allah'ın takdirinde cehennem varsa ki amenna diyeceksin ya da demesen bile orada yanacaksın. Cennetse dahi o cennetinde günlük güneşlik yaşayacaksın diyelim. İnşallah bak tekrar dediğimiz gibi yani kişilerin hatalarındansa kitaba odaklansak belki tekrar geri dönüş olabilir İslam'a diyorum. Ne diyorsun bu konuya? İnsanların hataları ayrı, kitap ayrı değil mi? Şimdi tıp kitabının örneğindeki gibi düşün. Beni yumuşak bir insan olarak görüyorsun. Ama aşırı takıntılı bir adamım ben açıkçası. Psikolojik tedaviler de gördüm takıntılarımdan ötürü ama ben bir kere takıldığım yerde kalıyorum. Durmadan kuruyorum. Yani deizmde takılı mı kaldın? Hayır, deizmle alakalı değil aslında. Ben Allah'a dua ediyorum. Yani Allah'ın ismiyle dua ediyorum. Belki Esma-ül Hüsna ile dua ediyorum. Ben bunları unutmadım. Sadece insanlardan belki saklıyorum. Hani bu da benim açıklayamadığım bir durum olsun. Yani o zaman belki de içten içe sen Müslümanlığı yaşıyorsundur. Ama insanlara artık o kadar soğudun ki göstermiyorsun. Aynen öyle. Peki sen deizmin mantıksızlığını biliyor musun? Hani deizmdeki mantıksız kısmını da biliyorum. Deistim diyorum geçiyorum. Açıklamaya gerek yok. Şimdi o zaman şu daha güzel olmaz. Mesela biz de şu anda insanlar aslında güzellikle yaklaşma yolunda bir yöntem izlemeye çalışıyoruz. Hani deistlere, ateistlere güzel yaklaşalım. O dediğin gibi olaylar olmasın veya dövmeli birisi, farklı giyinen birisine sert yaklaşmayalım diye. Aslında güzellikle tebliğ yapma metodunu uyguluyoruz. O zaman sen de aslında bu bakış açısıyla devam etsen daha güzel olmaz mı? Çünkü sen de hata görmüşsün. Ben de diyorum ki sana bence de bu hata diyor. Kovma hatalı diyor. O zaman onun yerine sen de hani deistim demek yerine sen de insanlara doğruyu anlatmak için adımlar atsan. Çok attım. Çok attım. Zaten İslamiyet'e baktığımızda şeyi biliyorsundur. Amel ayrı, itikat ayrı. Mesela bir insanın imanı vardır. 6 iman esasına inanıyordur.
Ama ameli noktalarda hatalar yapabiliyordur ki birçok insan zaten hatasız insan yok. Kimisi mesela bir günah, bir hata işliyordur ama imanlıdır. Yani ameli nokta ayrıdır, iman noktası ayrıdır. Onun için bir insanın dövmeli olması ameli noktada belki hata olabilir, günah olabilir. Ama itikat çünkü noktasında o imanlıdır. Allah'ın verdiği vücuda zarar verdiğim için bundan ben mesulüm. Günahından ben mesulüm. Bunun cezasını ilel ebed öbür tarafta çekeceğim. Ben buluyorum. Ben yanlışlarımın farkındayım ve bu yanlışımı bilerek bildiğim halde devam ediyorsam yine de dikkat ettiğim noktalar vardır. Peki sana şeyi soracağım. Ne olursa tekrar fikrini değiştirip hani artık kendime deist demeyeceğim. Bunu açık ilan edeceğim. Ben Müslümanım kardeşim. Kim ne derse desin dersin. Umudum ya da herhangi bir şeyim yok açıkçası. Ben umudumu kaybettim. Neden peki? İnsanlar yüzünden. İşte açıklayamayacağım şeyler var. Yani yaşadığım hayattan diyeceğim. Bu benim özelim olarak kalsın. Musibet gibi mi? Yani başına gelen musibet mi? Her insanın yaşadığı şer işler vardır. Abi benimki senden fazla ya da onunki benden fazla diye bir şey demiyorum. Dünyadaki bütün her şey eşit ağırlık üzerine kurulduğuna inanıyorum ben açıkçası. Yani bunu Kur'an-ı Kerim'de bize hadislerinde belirtmiştir. Hani ben de bu devam edecek. Peki belki bir çözüm noktası vardır diyorum. Çünkü dediğin gibi herkes bir musibet yaşıyor ya. Ama bu dünya öyle umudu ya da böyle. Umudu olan insan için. Çok güzel. Belki de tekrar umut yeşerir diye ben zaten şu an bir şeyler söylemek istiyorum. Belki çözüm noktası olabilir. Beraber bulabiliriz. Sonucunda mutlaka sonsuz bir hayatın beklediği bir mekandan bahsediyoruz. O zaman musibetleri yine düşünüp sabırla baksak ve dinden çıkma yerine tekrar İslamiyet'te o sarayın içerisine devam etsek daha güzel olmaz mı? Her dua bir akçe. Bu dünyada o duanın karşılığını alamazsan o akçeni cennet mekanında alırsın denilir. Ben o umudu da kaybettim. Yani umut dediğimiz şey öyle mutluluk gibi değil. Hani daha farklı. O yüzden. Duana karşılık bulamadın belki de ve dua kabul olmadığı için belki de bu umudu kaybettin. Her dua kabul olmaz. Her dua bir akçedir. Ben geçmişimde dualarımı ettim. Tuttu ya da tutmadı. Orasını ben de bilmiyorum. Çünkü dua ederiz. Hayır neyse tersi de hayırsa tersine razı olacak. Evet. Ben buna razı geldim. Şimdi umudunu nerede kaybettin? İlk sözümü kaybettim. Boş ver. Girmeyelim o mevzuya. Neyse. Yani umut ince bir ip, güven, saygı hepsi birbirine bağlı. Sevgi de sevgimiz var ama bende umut yok. Ben izninizi istedim. Ben çok memnun oldum. Ben bu noktada senin için dua edeceğim. Belki de umutları ileride yeşerir. Bu videodaki kişi gerçekten çok samimi, çok iyi kalpli birisiydi. İnsanın başına bazen böyle musibetler gelebiliyor. Ve gerçekten bu musibetler insanın alemini tamamen değiştirebiliyor. Ama şöyle düşünmek lazım. Mesela çok acılı, uzunca süren bir rüyamızı düşünelim. Bu rüyadan uyandığımızda sadece bir bardak su içmek bile o acıyı tamamen unutturuyor. Yani onu unutturması bile birkaç saniye sürüyor. Aslında bu dünyada ne kadar çok sıkıntı çeksek de, ne kadar çok acılar çeksek de öldükten sonra sonsuz bir aleme uyanacağımız için buradaki acılar direkt unutulacak. Bir de bu dünya, bu alem imtihan ve eğitim alanı olduğu için bu eğitim alanında da musibetlerin gelmesine Allah müsaade ediyor. Yani insanın gelişimi için. Tabi ölüm olunca da sevdiğin birilerini kaybedince insan daha çok acı çekebiliyor. Ama ölüm kavramını da şöyle düşünmek lazım. Ölüm dediğimiz aslında bir yokluk değil, bir tesadüf değil. Bizzat Allah'ın farklı bir mekana bizi alması. Mesela şöyle düşünelim. Yolda yürürken bir anda yanımıza bir araba yanaşıyor ve bir anda bizi içeri çekip arabaya alıyorlar. Şimdi normalde çok telaşlı ve korkulacak, üzülecek bir durum değil mi? Ama arabadaki kişilerin anne ve babamız olduğunu görsek aslında oradaki bütün acı, bütün korku bir anda gidecektir. Neden? Çünkü bizi çok seven ve bizim iyiliğimizi isteyen kişiler aslında bizi arabaya almış olur. Aslında ölüm dediğimiz olay da böyle. Yani sahipsiz, öyle bir anda yokluğa gidiş gibi bir mesele değil. Bizi her şeyden çok seven, anne babamızdan bile çok seven bir zatın yani Allah'ın bizi bu dünyadan başka bir mekan almasıdır. O arabaya bizi alan kişilerin kim olduğunu bildiğimizde nasıl mutlu olduysa ölümü yaratanın da Allah olduğunu bildiğimizde aslında yine o hüzün, o keder, o korku gidecektir. İşte olaylara bu açıdan bakabilirsek insanın umutları da tekrar yeşerebilecektir. Allah'a emanet olun. Senin inancın nedir? Ateizm. Pragmatik ateizm olarak da geçiyor. Ben Hristiyanım. Daha sonra Hristiyan oldum. Son 2 senedir deistim. Bilim bunu zaten bize açıklamış. Bana en azından hayret verici gelmiyor. Sen burada Kadıköy'de bence yanlış yerde arıyorsun peygamberi.
Ben de isterdim o zaman kabilede doğup öldükten sonra cennette avokado yemek. İçerideki 4 eder derecesinde ispatlarım. %100 ispatlarım. Eşheden la ilahe illallah ve eşheden enne Muhammeden abduhu ve resulühü. Eşheden la ilahe illallah ve eşheden enne Muhammeden abduhu ve resulühü.